Varas geldi. Franco geldi. FF yine bir şeyler deniyor. Şayo konusuna dönecek olursak da hani geleneksel nişancılarla daha fazla oynamayı tercih eden bir nişancı kendisi. En fazla hani Roger'a kaçar. O da yok. O da yok zaten elinde şu an. Harit'le çok görmüyoruz. Dolayısıyla Lunox'la da göreceğimizi tahmin etmiyorum ben de Sinan gibi ama belli de olmaz. Rabi alınacak şimdi. Hanabi mi? Rabi. Ah. Bir dakika biz ne arıyorduk? Cloud. Tamam. Lunox orta Lunox oldu. Evet işte oldu. Zaten evet. Bir dakika ben altın koridoruna Rabi'yi gönderiyordum az kalsın da hasar anlamında sorun yaşayabilirler diye. Bir şey diyeyim mi? Franco Barat. İsimleri kapat. İsimleri kapat. Sağ taraftayım ben direkt galiba. Sen? Ben abi normalde Franco arada kaldım ya. Franco ve Barat'ın biraz meta dışı kalmasından dolayı sağa yakınım diyeceğim ama baktığın zaman Link'le de Roger var. Evet. Yani evet. Kendini garantiye aldıktan sonra şova dökmüş efendim. Hani Franco Barat aldım tavrı yapacak ama Link'le Roger almışsın zaten yani. Hani öyle de bir durum var gibi. Abi çok garip bir maç bizi bekliyor olabilir. 25 dakika hayırlı olsun mu o zaman? Umarım olmaz Murano 25 dakika hayırlı. Abi çünkü... Eve gideceğim ben. Biz de gideceğiz burada yatmayacağız. Ama yani az önceki 18 dakikalık mücadeleden sonra o tercihlerle bu maç evet, biraz daha uzun sürecekmiş. Evet. Bence de. Rekabetçi sürecek büyük ihtimalle dediğin gibi. Biraz uzun sürebilir bu maç doğru. Hepsini ez ve geç. Bakalım neler çıkacak efendim. Karşımıza uzun zamandır Baras görmüyorduk. Şöyle aralara tek tük serpiştirdik bu sezon özelinde. MTC3'ün yıldızlarından biriydi ama tank orman metasından uzaklaşıp Zyukas'a döndüğümüz andan itibaren Baraslara, Baksiyalara, AKI'lere biz veda etmiştik. Burada FF tarafı değerlendirecek. Bir de Franco var. Apex'in ellerinde, yayınlarında özellikle kişisel yayınlarında bayağı full Franco döndürür evet. Kendisi. Şov da yapar. Belki de Türkiye'nin en iyi Franco'su, belki de yine dünya çapında da en üst sıralara yazabileceğimiz isimlerden biri kendisi. Burada pro maçta denemiş olacak. Geçen sezon arada tek tük görüyorduk, bu sezon bir dipi zorladı, şimdi Apex zorlayacak. Ya aslında sezon 1'in böyle en... Değil mi? Eski sezonların. Eski sezonların en böyle vazgeçilmez. Ben hatta full eleştiriyordum. Diyordum ki yani bir kancaya bakıyorsun gerçekten. Kanca cooldown'a girince koşuyorsun etrafta yani. Tabii ultisi şey de her zaman bir tehdit de. Etrafı geniş görmek için kanca basılı yürüyorlar. Evet sürekli. Evet evet. Bayağı da iyi mantıklı evet. Bu arada. Burada ilk kanca gelmedi Asma üzerinde. Şimdi yine Moji üzerinde aslında bir baskı var. Az önceki oyunda yapılana bir benzer ama bu sefer Moji izin vermeyecek gibi elinde arada kaldı. Bayağı Işınlan. Hemen oradan ışınlanla çıkıyor. İstediklerini bu sefer elde edemediler ama yani Sup da daha hazırlıklıydı buna karşı. Evet, Sup biraz daha önceden okuda olan bir tane. Buna göre de bir rotasyonu vardı. Sonuç olarak hani skora dönüşmesi de Alien'in ışınlığına alınmış oldu diye özetleyebiliriz olan bir tane. Dakika 2'ye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. İlk objektif etrafında bir şeyler dönecek. Tianzi'de Link performansının takipçisiyiz. FF tarafı yine agresif bu arada yani. Sürekli rakip tarafa doğru hamleler var. Link şöyle bir baktı Franco'nun hareketliliğine. Kendi ormanında şimdi dönüyor. Ortada Apex 47 Rosa ile buluşurken Rosa yukarıya da Baras'ın yanına gelmeyi tercih etti. Ve daha sonrasında belki bir objektife dönüş olabilir. Rosa'nın buraya erken gelmesi bunun kanıtlarından biri. İki kişilik bir hasar verdi. Bu da zaten... Koridoru da evet, evet, erken ittirdiler koridoru. İki kişilik hasar verdiler. Objektif çıkmadan önce yapılması gereken hareketti. Ki hala da dürtmeye devam ediyor bölgede Rosa. Asmo'da tabii yani onlar hepsi şimdi kaplumbağaya doğru kayacaklar orta koridordan. Nişancılar altta kalacak. Evet, 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 nişancılar hariç bir 8 oyuncu izliyor gibiyiz burada. Yani bakalım nedenli işliyor olacak burası. Tabii iki taraf ormancılar da Moji turuncusunu alırken Tianzi'de mor güçlendirme alacak ve sizler de MTC Digi koduyla %5 indirimi kaçırmayın. Gayet güzel. Aklınızda bulunsun elmas falan alırken. Kostümler de Star Wars kostümleri bak. Johnny kapacak ha. Yodayı, şey mi? Yoda'yı mı? Evet, evet. Murano'nun sözü var zaten. Ben buradan hatırlatayım da şimdi Murano yayında. Şimdi bizim başımız kel mi? Bize de bir tane atsın. Gerçi Johnny'nin başı kel. Bize de bir kostüm atsın Murano. Yani Johnny'ye ya Yoda kostümü alıyor da. Ben 3'e vurdururum. 3'e vurdu. Oo, bu arada Apex derken bir bağışıklık hemen. After Dark sorun yaşamıyor. Devamına şöyle bir bakalım. Bir hareketlilik var dans mı? Dans ettiler. Havaya Ulti savunma geldi. Vardı. Barat saldı. Tükürdü içeriye doğru. Ciddi miktarda hasar. Şimdi skor geliyor. Asmo yerde. Rosa almış oldu skoru. Devamını isteyecek Ulti FF tarafı. Apex'ten. Baskılama vardı. Kutsiye terste kalıyor gibi görünüyor ve iki skor birden çekti. Burada Fireflux hem kaplumbağaya hem rakiplerini düşürmeyi biliyor. After Dark'ın da peşindeler. Biraz zor bir hedef oldu artık. Mesafede açıldı. Güzel başladı FF tarafı. Yani bayağı iyi başladılar. Dar bir savaştı zaten. Asmo'yu zaten Elin ultiyle beraber duvara vurdu. Orada paramparça edildi.
Sonrasında yani hasar olarak biraz eksikleri olduğunu söyleyebiliriz gibi gözüküyor. Burada zaten pozisyonu gördük. Asmon'un öldürülüşü. Nekutsi de tabii koşar çıkarım dedi diğer Hylos'lar gibi ama işte Frank ulti hesaba pek katılmamış gibi. Orada yere sabitleyince oyuncuyu gayet rahat bir şekilde tabii hedeflerin altında kaldı ve bunu da aradan çıkarmayı başardılar böylelikle. Yani join iş kolay değil şu an olan bitenlerde. Ben onun altını çizmek istiyorum. Tabii ki hani kendini Franco'dan saklayacak ama görünür olduğu pozisyonda, elektrikleri döndürmediği pozisyonda Franco ulti yiyecektir. Ve Franco ulti yiyen join'da yaşama ihtimali yok. Bir ormancının da başka bir mesela Link gibi duvarların üzerinde gezme, işte Feni gibi uçup kaçma alatlarla gibi başka bir mekaniğe sahip olmadığından dolayı da rakipte Franco gibi ultisinin tam baskılama verdiği başka bir senaryodan hani çıkma ihtimalin düşükken canın sıkılır Moji'de. Kesinlikle. Yani zor olacak join işi burada. Baya baya zor olacak gibi gözüküyor. Ya zaten birazdan bir kaplumbağa daha geliyor olacak. Bakalım oradaki savaş neler izletecek bize ama yani ilk kaplumbağa ile beraber altın farkı çok fazla arttı. Onu da söylemek lazım yani. 3K'yı bulmuş. Çok ciddi bu arada ilk kaplumbağa için. Bakalım yani ikinci de dönecek savaş nelere kadir olacak. Ulti geldi Apex'ten. Asmo üzerinde. Baskılama da çok iyi de orada bir dondurma da var Asmo. Işınlığın ile çıkmış Tianzi olsa da Tianzi affetmiyor. Bir de kılıçlar döndü. Hasarını çıkartmaya çalışıyor ama Tianzi istediğini elde edemeyecek. Ama Moji'yi çok iyi bir şekilde avlayacaklar. Kutsu ulti ile bu bölgeye doğru geldi. Elinin üzerinde hasarını yoğunlaştırmak istiyor olsa da Apex'ten güzel bir kanca. Kutsu kaçmaya devam ediyor. Şöyle şimdi ulti ile beraber burada hasarını oraya soğutuyor ve Alien bu hasarla beraber düşürülüyor. Skor da Kutsi'ye gitti. Evet, kötü gidişe dur demek isteyen isim Jay oldu. Alttan geldi. Altın koridorundan Roger'ı bırakmak durumunda kaldığı takım arkadaşlarına. Roger'ı da kuleye alıyor. Tabii. Yani bu boşlukta Sunshine'da müsait alan bulmuş oluyor. Cloud'un ultisiyle beraber ciddi çıkan hasar ve bir tane intikam skoru olmasına rağmen Paparus Pürmasif olan bir tanden mutlu değil. 5'e 1'lik bir skor çıktı bile. Hali hazırda. Alien'ın Barası can sıkıyor şu noktada. Alıp tükürdüğü kesin ölü. Apex'ten ulti yiyen kesin ölü. Burada iyiydi. Bir skor gelecek mi? Hedef alınamaz. %15'ten Rosa'nın pasifi çalıştı. Daha sonrasında kendini iyi pozisyona çekecek. Asmo terste kaldı Tianzi mı? Geldi. Sunshine bölgeye geldi. Tianzi geldi. Asmo terste kalmıyor ama After Dark daha öncesinde ölen isim. Yani Kutsi de üst kuleye vuruyor bu sırada. Ama tabii Sunshine ve Alien o bölgeye doğru dönecekti. Tabii yani Sunshine altı ilk kuleyi aldığı için şimdi koridorlarda bir değişikliğe de gidiyorlar gibi gözüküyor. Üst tarafa doğru çıktı. Elin ortada. Takım arkadaşları savaşa katılmış gibi. Evet, tabii ki Sunshine'ın koridor değiştirmesinden sonra belki yukarıda onun yakınına bir oyun olabilir. Aşağıda çıkacak 60 saniye sonra objektif. Onu söyleyelim. Yukarıya doğru şimdi onun yakınına oyun geldi bile. Asmo'yu istediler. İstedikleri hedef bulamadılar. Asmo duvarla kapattı ama Apex'ten aslında kanca gelir mi? Apex şöyle bir süzüyor bakalım. Asmo içeriye doğru oynuyordu. Kutsi ulti ile beraber bir hareketlilik istedi ama diğer çok tarafta hasarlar Rosa. Mı? Rosa After Dark'ı buldu. Devamında bir skor daha var. Moji düşen isim. Daha fazlasını isteyecek gibiler. Kulenin altına, iki kulenin arasına girdi Apex. Hatta arasında da değil. İkinci kulenin altında ortadaki üstteki birinci kule dururken üst üste skorlar çekiyorlar. Bu hangi oyun biliyor musun? Bu sefer işte iki kule arasında girip de oyunun bitirileceği oyun bu oyun bu arada. Evet. Bak bir öncekinde olmadı ama bu oyunda çalışacak gibi duruyor o taktik. Mesela iki kule arasına girme vardır. Birinci kule duruyorken ikinci kulenle birinci kule arasında skor alırsın. Bu ikisinin arasında skor alma değil, ikinci kulenin altında skor alma. Evet. Bak bu ikisinin arasında değil bu skor. Evet, altında direkt. Altın. Birinci kule duruyor, ikinci kulenin altında skor alıyor. Şey işin, yani kuleye hedef alamıyorsun, öyle bir noktadayız yani. Kuleye vurmaya çalışsan vuramayacaksın orada, önde bir kule daha var yani. İnanılmaz ya, tabii o ilk kule de düştü tabii orada. Minyonlar da arada alan hasarına düşünce ilk kule de gelmiş oldu üst tarafta. Ya çok baskın bir oyun FF'ten. Paparus Pürmasif'in hiçbir cevabı yok şu aşamada. Ona bir minik bir cevap. Jayo'dan geldi gelip Cloud ultisini açtı. Kesin birinin randevusu falan var bak. Söyleyeyim ben sana. Birisi bir yere gidecek. Bakalım hızlı kapatma isteğinde. Yok mu öyle? Çiğ başına gelmedi mi hiç? Beyler ben kız arkadaşımla buluşacağım. Hızlı bitirelim oyunu. Evet. Benimki 82 dakika sürmüştü falan diyormuşum. Şimdi yok tabii. Takım arkadaşım yani, yetenekli insanlar benim. Sen, Anıl falan derken. Estağfurullah canım. Sana layık olmaya çalışıyorum. Yok canım ne demek.
Paparizou Massif tarafı birazcık üzgün olan bir tenden. Muhakkak ki verecek cevapları tabii olacak kendi üstlerine yıkıldığında oyun. Bir önceki yani oyunda da gördük. 10.000'e yakın bir altın farkı var herhalde. Evet. Yani 9.000. Yok yok şu ana kadar evet. 3. hafta 1. gün özelinde kadar ligimizin en açık aradığı. Girdi. Oo aman aman. Rosa bitti. Bunları söylerken hızlı bir Cloud ulti ile beraber Rosa'yı aldılar. Apex'in önünde duvar geldi. Var. Alien terste kalır mı? Varus'la beraber kalmış gibi görünüyor. Paparizou Massif'den güzel cevap. Apex'de düştü. 3 skor birden buldular. Supru Massif geri dönmek istiyor. Hedef anlamaz durumda. Tianzin Link'le ultisini kullandı. Kersine hasar vermek istiyor. Bölgeden uzaklaştı. Sunshine bir şeyler bulacak mı ama o da terste kaldığı gibi görünüyor. Geriye kalan tek oyuncu duvarların üzerinden kaçan Tianzi. Paparizou Massif hem bize hem rakibine tokat gibi bir cevap çıkartıyor. Yani bize zaten çok net bir cevap oldu bu ne arada. Ne anlatıyorsunuz siz ya, dediler hocam, ikisi. Hayırdır dedi gerçekten ve tekrar da bir görelim ama tabii yani Tianzi bölgeye çok uzak katılamıyor savaş ama katılsa bile orada gerçekten çok iyi hasar çıkartıyor. Hem Cloud hem After Dark. Evet. Yani Rosa'nın zaten bir de hızlı önde yakalanıp ölmüş olması tabii takım içinde biraz üzücüydü. Çünkü geçmiş savaşlarda Rosa'nın iyi hasarlar çıkarttığını görebilmiştik zaten. Evet. Burada terste kaldı. Tabii onun ölümüyle başlayan savaş çok da iyiye gitmesi muhtemel değil. Onun bir örneğini görmüş oluyoruz. Paparizou Massif tarafı için bir umut ışığı olmuş oldu. 4 kişilik skorla bitirdikleri savaştan sonra 5K'ya kadar indirdiler altın farkını şu noktada. Hemen altını çizmiş olalım biz de. Şöyle bir bakalım eşyalara. Roger bir miktar önünde görünüyor Cloud'un olan bitene rağmen ama çok da büyük fark yok. Yok. Altının büyük bir bölümü Cloud canı sıkılmadığı için 0-0-5 oynadığı için diğer oyuncuların geri kalmasından dolayı oluştu Paparizou Massif'de. Yoksa Cloud'un durumu kötü değil. Bu da zaten birçok savaşta hani alınan ilk skorda da daha sonrasında burada alınan 4 skorda da Cloud'un varlığının ortaya koyulmasıyla oluştu. Burada bir görünmezlikle beraber bir oyun ihtimali var mı? Apex terse kaldı hızlı buldular. Apex'i hızlı düşürüyorlar. Devamını isteyecekler. Cloud'dan bir ulti var. İki kişiye İyi doğru vurdu. Çarpar gibiydi. Devamına baktığımız zaman Alien cevap isteyecek. Alıp birini tükerebilir Tianzi mi? Diğer tarafta Tianzi, Jayu bulan isim. Cloud'un düşmesiyle beraber Sup'un elindeki hasar miktarı neredeyse yarı yarıya düşmüş After oldu ama Spor devamını ister mi burada? After Dark terse kalıyor. Ona yardımı götürmesi mümkün değil. Paparizou Massif tarafının. Hatta fazlasını istemeye çalışıyor FF burada. Moji'yi bulacaklar mı? Sunshine atladı üzerine, skoru çekti. 14-6'ya geliyoruz biz burada. Ya şunu söylemek lazım Eray. Hani bir dolaşım oyuncusu bir Franco için çok fazla kaynak harcandı orada kesmek Doğru. için. Sonra üstüne savaşacak Jayo yaşasaydı belki. Ya Jayo aşağıda iki kişiyi ultiledi. Ultiyi okudu ama biraz takımdan da ayrıydı. Hemen aradan çıkardılar. Birazcık Ultisi kaçmaya bitti, çalıştı. Yani. Evet Tianzi ama tabii bu tarz durumlarda Link'le beraber sadece Tianzi genelinde değil. Yani Link oyuncuları o tarz pozisyonları affetmiyor. Hemen kovaladı. Kılıç dansıyla beraber de indirdi. Evet bakalım pusu üzerinde bir miktar hasar. Çok devam etmeyecekler. Buraya Azmoda bölgeye geldi. Duvarla kapatıyorlar Apex'i. Link bölgeye uzak. Yine Aurora bölgeye uzak. Rosa ve Tianzi bu isimler. Ortada bir birleşme yaşayıp FF tarafı belirgin bir ittirme gerçekleştirebilir. Alttan gelen bir Lord var. Üstten gelen minyon dalgaları var. Paparizou Massif'in yaşayacak bir gün daha var ama nasıl cevap verecekleri önemli. Jayu'nun terste kalmadan daha deminkine benzemeyen, daha böyle stabil, daha böyle güvenilir bir ulti çıkartması lazım. Kendi üstünde bunu yapması daha kolay olacaktır açık alanlardan ziyade. Bakalım görüyor olacağız hocam. Jayo rahat savundu orayı. Evet burada Lord'u temizledi Jayo. FF tarafının hareketliliği var mı? Çekildi ama yok hayır. Alien ulti atmak istemedi Kutsi'ye. Kolay bir hedef değil zaten. Kylos. Kuşatmaya devam ediyorlar. Bu arada ciddi miktarda hasar vardı Joy üzerinde. Joy. İyi dondurdular. Moji düzeltiyorum. Bölgeden çıkıyor. Aldı. Evet şimdi Kusi'yi... Yani iki kere çekilince yani bir Alien üstüne bir Apex. Evet. Arada bir işte Aurora donduruyor. Tabii yapacak hiçbir şey yok. Ve o yukarıda After Dark'ı da alacak Sunshine. Apex arada kalıyor ama yani Franco'nun başına gelebilecek bir durum. Tianzi kağıt gibi kesti adeta orada. Asmo ışınlanla beraber çıkmayı başarıyor ama bakalım. Orta üst kulesini artık savunmak çok kolay değil gibi. Ya kapanma ihtimali dahi var şu anda bu noktada oyunun. Erken doğuyor Paparizou Massif oyuncuları. Onu söyleyelim. Asma'yı bulma ihtimalleri var. Geriye aldı. Tükürdü. Asma'nın üzerindeki hasarlar yeterli. Kutsi doğdu. After Dark'ın 5 saniyesi var. Yok, minyonlar yok. Kutsi doğdu zaten bir de. Ya bir de minyonlar da zaten dediğim gibi yani evet. Çok mümkün değildi burada bitirebilmek ama hem orta üst kulesi hem yani bütün üst kuleleri de alındı. Dakika 12-13 hatta. Uy Tianzi. Bir de kılıç dansı geldi. Kutsi üzerinde biraz sıra var ama artık çıkması ya. Lazım gibi 0-6. Gözüküyor. Yani Azmo'nun doğuşuyla beraber burayı tuttu gibi. Hatta Azmo'nun doğmasına gerek dahi kalmadan
zaten Tianzi'nin zorlamamasına istinaden Elio'nun tek başına kalmasıyla Paparus turması bir gün daha yaşayacak ama. Yani bir gün daha yaşayacak. Daha evet yani birazcık sürüncemede bir yaşam olacak. After Dark'tan böyle hiçbir şey bulamadılar şu noktada. Evet. Yani istediği performansa yakın bile değil. 3500'lük altın farkı var iki orta koridor oyuncusu arasında. Tabii yani Rosa'da Aurora'yla çok iyi bir performans sergiledi. Yaklaşık 30 saniye sonra da Lord'da geliyor olacak ama ondan önce Apex ultiyle beraber Asmo'yu yakalıyor ve 4'e 5 baskıyan bir savaş. Şimdi Alien önce burada Kutsi'yi yakalayacak ve 2'de 2 geldi. Bakalım bitirmek isteyecekler mi? Tianzi mucizelerini de hasarını yoğunlaştırdı. Pasif çalıştı. Çıkışını o da Alien tarafından alınıyor olacak ve sanırım artık burada maçın sonuna da yaklaşmış olabiliriz. Hemen orta koridordan minyonları alacaklar Eray evet. Ve oyunu bitirebilmek adına geliyor olacaklar sanırım. Yani 10 saniyesi var Asmo'nun. Ooo After Dark'ı da yakaladılar. Bir de çekim. Gücü yüksek bir kadro kuruldu. Orada onu da alacaklar ve oyunda 14 dakikada Parlak tarafından son buluyor olacak. Ve bir de içeriden bir Doğan'ı da aldılar Kanca'yla. Ve düz hesap 25 olsun dediler evet, galiba. Ve 2-0'da da burada evet. Parlak oyunu kapatıyor olacak.